İnsanın sinir sisteminde reseptörden gelen uyarıyı alan duyu nöronudur. Merkezde değerlendiren ara nöron çıktı ise efektör e, organa ile ileten M ile gördüğümüz motor nörondur. Bu yüzden cevap B seçeneğidir. Aşağıdaki şekilde motor nörona ait bir yapı gösterilmiş. Bununla ilgili ifadelerden hangisinin yanlış olduğu sorulmuş. Bir ile gördüğümüz hücre gövdesidir. Fakat hücre gövdesinde arkadaşlar sentrozom bulunmaz. Bu yüzden A seçeneği yanlıştır. 2 numaralı bölge dendrittir. Dışarıdan gelen uyarıları alarak hücre gövdesine iletir. 3 ramvier boğumdur. Impusların atlayarak geçtiği yerdir. 4 aksondur. Sinaps ucuyla sonlanır. 5 ise şivan hücresidir. Miyelin kılıf üretir. Bunlar doğru. Cevap A seçeneğidir. Verilenler içerisinde arkadaşlar 3 numarayla 5 numaranın yer değiştirmesi gerekir. Çünkü hipotalamus ön beynin ara beyin kısmında bulunurken pons arka beyinde bulunur. Dolayısıyla cevap D seçeneğidir. Hipofizin arka lobundan salgılanan 4 ile gördüğümüz hormon arkadaşlar ADH'tır ve böbrekleri uyarır. Fakat alt tarafta arkadaşlar aldesteron dediği için D seçeneği yanlıştır. Bununla birlikte 5 numaralı oksitosin doğum esnasında rahim düz kaslarını süt verme esnasında ise süt kanallarını harekete geçirebilir. Kemikleri etkileyen STH, e, dişilerde süt oluşumunu sağlayan LTH, böbrek üstü bezinin kabuk kısmını uyaransa ACTH'dır. Yanlış olan D seçeneğidir. Verilenler içerisinde göze ait olan arkadaşlar camsı cisimdir. Diğerlerini kulakta görürüz. Bu yüzden cevap A seçeneğidir. Canlıların tamamında sindirimin amacı büyük makromolekülleri hücre zarından geçebilecek boyutlara getirmek, sonrasında da bundan arkadaşlar enerji elde etmek diyebiliriz. Fakat bütün canlılarda arkadaşlar kan bulunmadığı için cevap E seçeneği olur. Pankreasın sindirimle ilgili salgılarının bağırsağa boşaltılmasında 12 parmak bağırsağında üretilen kolesistoskinin etkilidir. Langerhans adacıklarından ise kana insülin ve glikagon hormonu üretilerek salgılanır. Fakat depolarda glikojeni denmiş. E, Pankreasta arkadaşlar e, glikojen depolanmaz. Aynı zamanda yağların mekanik sindirimi denmiş. Kimyasal sindirim için lipaz üretse de mekanik sindirimi için gereken safra pankreas değil karaciğer üretir. Dolayısıyla cevap A seçeneğidir. Kalın bağırsak ve anüsle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Kalın bağırsakta su ve elektrolitler, elektrolitler, mineraller son kez emilir. Kalın bağırsak geçici olarak dışkıyı depolayarak anüse doğru arkadaşlar peristaltik harekette hareket ettirir ve anüsten uzaklaştırılmasını sağlar. Kör bağırsakta appendix dediğimiz bir çıkıntı bulunur ve bağışıklıkta rol oynar. Üçü de doğru olduğu için cevap E seçeneğidir. Mide ince bağırsak ve kalın bağırsakla ilgili düzenlenen ve yaşamasının hangisinin yanlış olduğu bizlere sorulmuş. Protein sindirimini başlatma sadece mideye ait bir görev olduğu için A seçeneği doğrudur. Üçünde de peristaltik hareket gerçekleşebilir. Çünkü üçünün de yapısında düz kaslar vardır. Sindirim enzimini salgılama kalın bağırsakta görülmez fakat mide ve ince bağırsan ortak bir özelliğidir. Sahip olduğu apandisk ile bağışıklıkla etkili olansa yine arkadaşlar sadece kalın bağırsaktır diyebiliriz. Hormon salgılayarak sindirim faaliyetini düzenleyen sadece ince bağırsak değil aynı zamanda midedir. Dolayısıyla yanlış olan B seçeneğidir. Karaciğer arkadaşlar böbrekle birlikte eritropoietin hormonu salgılayabilir fakat e, mineralleri depolama kemiğin görevidir. Üreyi uzaklaştırma böbreğin görevidir. B-Lenfositleri sentezlemek arkadaşlar ve aktifleştirmek kemik iliğinin görevidir. Sindirim kanalına lipaz salgılamak pankreasın görevidir. Cevap B seçeneğidir. Proteinlerin kimyasal sindirimi ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Sindirimde etkin tripsinojen, kimotripsinojen gibi e, arkadaşlar enzimler pankreastan salgılanır. Fakat bunlar pasif olarak salgılanır. Aktifleştiği yer ve çalıştığı yerse ince bağırsaktır. Bu doğru bir ifadedir. Bağırsak epitelinden salgılanan aminopeptidaz, dipeptidazlar ise bağırsakta proteinlerin sindirimini tamamlayarak onları aminoasitlere hidrolize eder. Proteinlerin kimyasal sindirimi midede pepsin enzimi ile başlar. Üçü de doğru ifadedir. Bu yüzden cevap E seçeneğidir. Safrayı arkadaşlar safra kesesi değil karaciğer sentezler dördüncü öncül yanlıştır. Bununla birlikte yağda çözünen vitaminlerin emilimini kolaylaştırma, bağırsakta mikroorganizmaların aşırı çoğalmasını engelleme, Karaciğerde parçalanan yaşlı al atık ürünlerini arkadaşlar uzaklaştırma safra salgısının görevleri arasındadır. Cevap D seçeneğidir. Mideden salgılanan gastrin hormonu yine arkadaşlar mideye etkiler. Bu doğrudur. 12 parmak bağırsandan salgılanan ve karaciğeri etkileyen hormon sekretindir. Kolesistokinin ise safra kesesini ya da pankreası uyardığı için kalın bağırsak yanlış bir ifadedir. Sekretin 12 parmak bağırsağından salgılanır. Kolesistokinin ise safra kesesini ya da pankreası uyarabilir. Yanlış olan C seçeneğidir. İnce bağırsakta su ve minerallerin emilimi gerçekleşir. Fakat asidik değil bazik bir ortamdır. Bununla birlikte sekretin hormonu salgılayarak karaciğer ve pankreası uyarabilir. Peristaltik hareketler gerçekleştirebilir. Sindirim ve emilimi tamamlayabilir. Disakkaritlerin dipeptitlerin sindirimi için gerekli enzimleri salgılayabilir. Yanlış olan B seçeneğidir. İnsanda sindirim sistemi ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur denmiş. Besinler sadece e, midede hem fiziksel hem kimyasal arkadaşlar sindirime uğramaz. Aynı zamanda hem ağız hem de ince bağırsakta. Dolayısıyla üçüncüsü doğru değildir. Bununla birlikte bağırsakta ilerleyen besin içeriğinde bulunan selüloz bağırsak duvarına mukus salınımını uyararak dışkının kolay hareketini arkadaşlar sağlayabilir. Besinler yemek borusundan anüse kadar sindirim kanalında bulunan düz kaslar sayesinde peristaltik hareketle hareket edebilir. Cevap C seçeneğidir. Görselde verilen 2 ile gördüğümüz karaciğer ve 5 ile gördüğümüz kalın bağırsaktan sindirim enzimi salgılanmaz. Fakat ağızdan, mideden ve arkadaşlar ince bağırsaktan salgılanır. Gördüğünüz gibi cevap C seçeneğidir. Appendisit kalın bağırsakla ilgilidir. Viluslar ince bağırsakta görülür. Vater kabarcı 12 parmak bağırsağında bulunur. Epiklotis yutak bölgesinde karşımıza çıkar. Fakat midenin içerisinde mikrovilüslere rastlanmaz. Biz onları arkadaşlar ince bağırsakta görürüz. Yanlış olan D seçeneğidir. Karaciğer yağların mekanik sindirimini sağlayan safrayı üretir. Yutak ile besinlerin yemek borusunda ilerlemesini soluk borusuna kaçmasını engeller. Mide salgıladığı enzimlerle proteinleri polipeptitlere parçalar. İnce bağırsak mikrovilüs ve vilüsler sayesinde besin ve suyu emebilir. Fakat kalın bağırsak sindirimde oluşan besinlerin yapı taşlarını ememez arkadaşlar. Bunları ince bağırsak emer. Fakat bununla birlikte su ve iyonların emilimini gerçekleştirebilir. Yanlış olan E seçeneğidir. İnsan da sindirim sistemi aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmez. Besinlerin mekanik ve kimyasal sindiriminde etkilidir. Oluşan atıkları ve sindirilmeyen e, arkadaşlar besinleri vücuttan yine sindirim sistemiyle uzaklaştırılır. Vücudun su ve iyon ihtiyacını emilimle karşılayabilir. Sindirim kanalında oluşan monomerleri emerek kana verebilir. Ancak hücre içerisine alınan besin polimerlerini hidroliz ederek monomerlerine dönüştürme sindirim sisteminin değil, e, hücre içi sindirim yapan lizozom organelinin görevidir. Bu yüzden cevap B seçeneğidir. İnsan sindirim sisteminde bulunan ağız ve midede besinler arkadaşlar mekanik olarak sindirilir. İnce bağırsakta emilir. Kalın bağırsakta su, iyon ve bakterilerin üretmiş olduğu bazı vitaminler emilebilir. Sindirim kanalı boyunca hücre dışı sindirimle polimerler monomerlere parçalanabilir. Ancak hiçbir hidroliz tepkimesinde ATP harcanmaz yanlış olan D seçeneğidir. Trigliseritler arkadaşlar kimyasal sindirim ile yağ damlacıklarına dönüştürülmez. Bu ancak mekanik sindirimle olabilir. Fakat polipeptitlerin dipeptitlere dönüşümü, proteinlerden polipeptit zincirlerin elde edilmesi, laktozun glikoz ve galaktoza parçalanması, maltozun glikozlara parçalanması birer kimyasal sindirimdir. Cevap A seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi midenin mide sıvısında bulunan protein sindiren enzimlerden zarar görmesini önleyen olaylardan biri değildir denmiş. Mide öz suyunun asidik özellikte olması koruma ile ilgili bir durum değildir. Fakat e, midenin enziminin pasif olarak salgılanması bunda etkilidir. Aynı zamanda iç yüzeyin arkadaşlar mukusla kaplanması, mide mukozasının sıksak kendini yenileyebilme yeteneğine sahip olması ve gastrin hormonunun kontrolü bir şekilde mide salgısını arkadaşlar kontrol etmesi midenin kendi kendini sindirmesini önler. Cevap E seçeneğidir. Besinlerin yuta iletilmesine yardımcı olan kısım arkadaşlar sindirim sisteminde bulunan epiglottistir. Trigliseritleri emülsiyon haline getiren, yani mekanik olarak onları sindirerek damlacıklara dönüştüren safra sıvısıdır. <laughs> Bakteriyel bakterilerce sentezlenen B ve K vitaminleri ve çeşitli iyonların emilimini sağlayan kalın bağırsaktır. İnce bağırsakta yüzeyi emilim için artıran çıkıntılar arkadaşlar virüslardır. Pankreas öz suyundan bahsedilmemiştir. Cevap E seçeneğidir. Verilenler içerisinde yanlış olan D seçeneğidir. Çünkü arkadaşlar karaciğerden enzim salgılanmaz. Bununla birlikte pankreastan salgılanan sindirim enzimleri virüsün kanaldan geçerek 12 parmak bağırsağına boşaltılır. Safra kesesinde depolanan safranın 12 parmak bağırsağına arkadaşlar salgılanmasında 12 parmak bağırsağından salgılanıp safra kesesine uyaran kolesistokinin hormonu etkilidir. İnce bağırsa ulaşan pankreas ve safra sıvıları mide öz suyunun içeriğini arkadaşlar içeriğinin pH'sını yükseltir. Çünkü gelen asidik maddeyi ya da kimusu nötrler. Safra kesesi ile vater kabarcığı arasında bulunan koledok kanalı tıkanırsa yağların mekanik sindiriminde ya da fiziksel sindiriminde aksamalar meydana gelir. Çünkü safra kesesinin 12 parmak bağırsana gönderdiği safra arkadaşlar bu işten sorumludur. Yanlış olan D seçeneğidir. İnsanda pankreasta bulunan Langerhans adacıklarından insülin ve glikagon hormonları sentezlenerek kana salgılanır. Sentezide öz suyunda protein, karbonhidrat ve lipitlerin hidrolizini sağlayan enzimlere rastlanır. Sahip olduğu hücrelerle yaşlanmış al yuvarları arkadaşlar parçalayan karaciğerdir ya da dalaktır. Sekretin ve kolesistokinin hormonlarıyla uyarılabilir. 12 parmak bağırsağı ile bir kanalı yoluyla bağlantı kurar. Yanlış olan C seçeneğidir ince ve kalın bağırsakta ortak olmayan arkadaşlar sindirim enzimi salgılama yeteneğidir. Bunu sadece ince bağırsakta görürüz. Fakat ikisinde de arkadaşlar peristaltik hareket, su ve minerallerin emilmesi, faydalı mikroorganizmalar için yaşam ortamı sunma, bir de mukus salgılama ortak olarak arkadaşlar gerçekleştirilebilir. Cevap C seçeneğidir.